takım problemleri değil de sohbetimizde Pazarspor'u konuştuk. Aramıza katılan arkadaşlarımız, katılacak olanlar var, Hüseyin Yangın. Şu an mazereti nedeniyle katılamayanlar da var. Ben öncelikle Pazarspor bir yönetim kurulu bir taraftarı olarak öncelikle teşekkür ediyorum. Herkes burada başkan ama iki tane başkan var. Birisi İstanbul Pazarlar Derneği Başkanı, bir de Pazarspor'umuzun başkanı. Pazarspor profesyonel liglerde 30 yıldır var olan, bu senede profesyonel 3. lig 3. grupta mütevazı bütçesiyle lige başladığı kadrosuyla birçoğumuzun da hayal edemediği, çok da böyle futbolda ah vah edip kaybettiğimiz puanlar sonucunda playoff grubunun içerisinde 3. sırada tamamladı. Bu hepimizin gururu. Geçmişte yönetici olan arkadaşlarımız, Pazarspor taraftan olanlar, işte onursal başkanlar. Cengiz Bey'in yanına. Kimle de gelmedi ya. Buna... Gelecek dedik ama ben bu kadar... Biz Ünal'a gelemedik. Adam bir burada yetişti. 9-9 geldi. Sen 9-9'a göz geldin. Ya sen pazardan geldin. Başka şöyle görür misin? Başka. Başka olur. Ben aslında çok şanslıyım. Her iki dönemde de çalışmış bulunmaktayım. Şimdi de Mustafa Atar'ın yönetiminde, dernekte çalışıyorum. Ama ben hep söylüyorum, ben bir neferim. Sağ olsun Cengiz Sabak. Cengiz Pazarı da yani evet, Cengiz Sabak hep sempatiyle baktı. O aslında çok değerli bir pazardı. Hakikaten yürekten pazardı. Hepimizin de motivasyon kaynağı. Çok güçlü o anlamda. Biz Pazarspor'un bugünkü sportif başarısından çok Pazarspor'u geleceğini konuşmak için toplandık. Bütün arkadaşlarımız kendisini kısa cümlelerle tanıştıracaktır. Ama Pazarspor'un bugün gelmiş olduğu nokta hepimizin gururlanacağı bir nokta. Dediğim gibi hayal edemeyeceğimiz mütevazı bir kadroyla, mütevazı bir bütçeyle şu anda profesyonel liglerde bizim 3 katı bütçeyle, 3 katımız bütçeyle mücadele eden takımların üstünde yer aldık. Burada geçmişten geleceğe değerlerimiz diyorum. Ben Celal Kılıç'tan başlamak üzere Hüseyin Yangın, Mustafa Taşkın ve onun ekibi burada. Cumartesi günü Mustafa Balta'yla genel başkanımız diyorum ben, Cihan Bey'i ziyaret ettiğimde ya dedi, Pazarspor'un aslında başarısı dedi, çok çekirdek ve birbirine inanan bir kadro var dedi. Bak, çok çekirdek ve birbirine inanan bir kadro var dedi. Bu kadro dedi, kendi arasında bir şeyleri tartışır ama dedi dışarı çıkınca dedi, birbirine ne atar, ne satar, ne de vurur dedi. Dolayısıyla böyle bir kadroyla geliyoruz. Şimdi ben hep söylüyorum, Rasim Atabey, rahmetli babası, beni Pazarlar Derneği'ne, yönetiminde sokar. Derneğin kurucusu olmama rağmen Hüseyin Yangın'la birlikte hiç yönetime girmemişti. Giriyorsun dedi Mustafa Parlak'la birlikte. Evri vaki yaptılar. Şimdi bakıyorum, bugün Polat babasının nikah şahidiyim ama Polat da aynı yönetim kurulunda görev yapıyorum. Bundan gurur duyuyor. Yaşı çıkıyor da tutuk. Cihan Bey profesyonel bir yönetici. Gerçekten öyle. Çok çok üstümüzde bir insan. Bunu insan olarak ayrı ama profesyonel bir iş yaşantısında farklı bir insan. Bunu gözlemlediğim için söylüyorum. Ya dedi, hoca dedi, şöyle dedi, elimizde dedi, aktif pasif ne var ne yok bir görelim dedi. Ben de Ahmet Bey başkana söyledim. Bunu dedi, çözeceğiz dedi, çözeriz dedi. Cebinde bilgileriyle geldi. Dolayısıyla bu akşam bu toplantımızın nedeni Pazarspor'un sportif başarısından çok, maddi veya geleceğiyle ilgili değil, sportif başarısıyla birlikte geleceğe nasıl taşıyacağımızla ilgili bir toplantı olsun istedik. Fikirler çok değerli, gerçekten. Yani İbrahim Karabekir her dönemde, her şekilde bizimle beraber.
hiç çok sürpriz bir çıkış yaptı. Ali Bey, bulunduğu çalıştığı sigorta şirketinden Pazarspor'a çok ciddi bir sponsorluk yardımıyla, katkısıyla çıktı. Recep Müftüoğlu, İstanbul'da yaşayan, yıllardır tanıdığım ama şu an bir İstanbul'da amatör kulübün kulüp başkanı. Şampiyonluğu oynuyorlar. Yani bunlar aslında bizim çok gurur duyacağımız şeyler. Biraz sonra arkadaşlar kendilerini tanıtacaklardır. Ben bu toplantının Pazarspor'un geleceğe çok iyi şekilde taşıyacağına inancıyla bu gecenin aslında hazırlanmasında büyük katkı sağlayan Mustafa Atar'a sözü vermek istiyorum. Başkanımıza sözü vermek istiyorum. Sırayla arkadaşlar kendilerini tanıtacaklar ama ben bir eğitimci olarak mutlaka şu konuşmalardan cebime bir şeyler koyup gideceğim. Cebime bir şeyler koyup mutlaka gideceğim. Onun için hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olsun beni pazardan başkan aradı. Talatuş'a geldi böyle bir organizasyonu yapmak için. Ricada bulundu. Ben de seve seve konu Pazarspor olunca. Sağ olsun bütün arkadaşları aradık. Herkes geldi katıldı. Ben yıllarca yöneticilik yaptım Pazarspor Hüseyin Başkan'la. Pazarspor sayesinde Pazarlar Derneği'ni tanıdık. Pazar Derneği'nde başkanlık yapıyoruz. Çok güzel bir duygu. Herkese, inşallah herkese bu nasip oluyor. Gerçekten pazar olmak ayrıcalık. Pazarspor gerçekten ayrıcalık. Bu kulübün bütün maddi şeylerini bildiğim için Pazarspor'u tam destek olmak zamanı şu anda. Gerçekten mütevazi bir takım. Toplantının başında da söyledim zaten. Deplasmanın en başarılı takım. Birinciliklere baksak, şeylere baksak gerçekten bu takıma bir destekte biz olmamız lazım. Biz yönetimde değiliz. Yönetimde ayrılırken sağ olsun Mustafa Başkan hepimize teklifte bulundu. Bütün yönetici arkadaşlara. Siz de çalışmak istiyoruz. Biz bir dönem beklemek istedik, dinlenmek istedik. Bir iki dönem. Onun için şu anda biz yönetimde değiliz ama hep birlikte arkadaşlarım adına, burada olmayan arkadaşlar adına da her türlü maddi, manevi desteği yapacağız. Bu toplantı onun için düzenlenmiştir. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Çok sağ olun. Hayır, başkan. Yemekle ilgili aslında bir yemeğin fikir babası Cengiz Hanım'ın arkadaşıydı. Çünkü o geçen bana beni aradı. Mustafa dedi İstanbul'da biraz dağınık, biz de yeni yönetime girdik. Arkadaşlarla bunca senedir bu kulübe hizmet eden yönetici arkadaşlar var fakat çoğuyla tanışmıyoruz ve bir ittifakımız da yok dedi. Hem bir araya geliriz, hem kaynaşırız, hem bu açıdan biz de tanınmış oluruz dedi. Bu yemeği de düzenleyen, yani bana da ilham kaynağı olan Cengiz arkadaşımızdır. Çok teşekkür ediyorum tekrar böyle bir organizasyonu bize yaptığınız için. Bunun haricinde biz buraya dediğimiz gibi, bak az önce Cihan abinin çok güzel fikirleri verdi. Herkeste bir fikir almak. Bir de duayenimiz var, Hüseyin Yangın. Geç ondan 30 senedir fikirler aldığımız için bu akşam almamıza pek gerek yok. O yolda onun tatbik ettiği şeylerden biz de çok şeyler yaşamışız. Çok örnekler yapmışmış bize. Az önce de anlattığım birkaç Ahmet notu işte Şan'ın işte o mesela soyunma odası da hayatta ekstra film açıklamaz etmeyi bize öğretmiş en azından. Yani böyle diye bir özelliği var. Bunun gibi Seyhan Ercan çok özellikleri var. Gerçekten bizim de amacımız burada. Ben 7 senedir kulüp başkanı olduğum zaman İstanbul'da yine böyle bir dernekte bir şey yemek düzenlemiştik. Ben orada şu lafı kullanmıştım. Benim o zaman çok daha kötü şartlardaydım ben kendi şey olarak da şunu demiştim. İstanbul'daki arkadaşların arkamda olduğunu, hiçbir şey yapmanız önemli değil. Arkamda olduğunu hissetmem bile ben pazara gittiğim zaman beni iki kat daha güçlü kılar demiştim, bir laf söylemiştim. Bunu yine tekrarlıyorum. Eğer İstanbul'daki arkadaşlarımızın, pazar sevdalılarının, pazar sporu ki görüyorum da onu, bu desteği kesmediği zaman biz şimdi pazara çok daha rahat, çok daha güçlü bir şekilde gideceğiz. Bu bizim için çok önemli bir şey. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'daki destekler çok farklıdır.
Çünkü bu kulübü İstanbul'daki yönetici arkadaşlar, işte bu İbrahim Bey olsun, Cihan Bey olsun, bu isim saymayayım ama aşağı yukarı 20 senesini bu kulübün buradaki arkadaşlar getirmiştir. Yani ben bunu birebir yaşamış, canlı şahitliyim. Ben bazı konuşmalarda şunu da söylerim. Ben yaşça mesela Hüseyin abi onlardan küçük olabilirim ama bu kulübün canlı tarihi. Çünkü ilk kurulduğu tarihten bugüne kadar her dönemde hangi başkan olursa olsun hep kulübün içinde olmuşumdur ve aktif olarak da görevde bulunmuşumdur. Yönetimde olsam da olmasam da hep içinde olmuşumdur. Kimlerin ne yaptığını, bu kulübe neler kazandırdığını çok iyi bilen, en iyi bilenlerden de biriyim diyebilirim yani. Bu kadar da iddialı konuşurum bu konuda. Onun için bundan sonra da bu destekleriniz muhakkak ki bunu dememe zaten gerekiyordur. Bize sizin varlığınız burada bir mesaj vermeniz, Pazarspor'un yanındayız demeniz bile bize yeterlidir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mezara kadar başkanım. O zaman şöyle başlayalım. En son söz vereceğim arkadaşlar. Buradan başlayalım. Kendinizi tanıtarak başlarsanız. Buyurun. Adım Abdullah Çakmak. Tavlatlıyım. Kimya mühendisiyim. Pazar lisesinde okuyorum. Burada Sinerji Gıda Kimya diye bir şirket yapıyoruz. Gıda, ilaç, balık yemi ve hayvan yemi sektörüne ham madde tedarik yapan bir şirket sahibiyim. Bu kadar. Özet olarak. Pazar sporla ilgili olarak. Pazar sporla takipçisiyiz, öyle değil. İyi bir taraftar diyorsunuz. Yeni arkadaşlarımız, bize yeni bize katılacak.